yeter mi? Evet, hazır mıyız? Buyurun. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Doğum gününüz kutlu olsun diyerek başlayacağım Fatma'mdan. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim Demet sesim kısık. Demet bir birime dublaj yapacak. Bu arada iyi ki geldiniz çünkü doğum gününü böyle güzel tescillemiş olduk yani evet. Yayınladığımız zaman da. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Neler dilediğiniz yeni yaşınızdan? İstiyorsan sen ağzını oynat, ben seslendireyim. Hadi, hadi. Sağlık, mutluluk, aşk. Aşk var. Evlilik. O da yakın. Aynen, güzel dilekleri var arkadaşımın. Var. Seslendiremese de. bu dostluk kaç yıldır sürüyor? Herhalde bir 6 yılımızı bitirdik. Bitirdik. Evet, 6 yıldır oldu. Neler yaşadınız, unutamadığınız bir anınız? İçeri geçip oturmamız lazım. Uzun uzun anlatmam lazım bunu. Yani 2-3 cümleyle anlatamam. Çok güzel anılarımız var. Evet. Yani hani biz abla kardeşi oynuyorduk zaten beraber yaptığımız dizide de. Çok da güzel bir işti. Bir daha dön deseler dönebileceğim bir işti. Evet, işlerden bir tanesi en azından benim için de. Benim için de öyle tabii ki. Çok keyifliydi. Oradan beri devam ediyor. Oluyormuş. Çok duygusal bir röportaja evet, doğru neden? Gidiyoruz. Yok, hani sanki ben Gürkan'mışım gibi hissediyorum. Mesela Gürkan Katar'da. Orada değil. Dünya Kupası için oradaki şubemize gitti. O burada değil ama sağ olsun benim için bir sürpriz yaptı. Bütün arkadaşlarımı buraya toplayıp böyle bir doğum günü sürprizi yaptı. Dün de bizim oyunumuzun premieri vardı. Ben böyle yaklaşık bir haftada bir hastalıkla boğuşuyorum. Premieri yaptım ve sabah kalktığımda sesim yoktu. Heyecandan da gider bu arada. Gider değil mi heyecandan ama benimki biraz tabii hastalıkta. Geldi burada arkadaşlarımla doğum günümü kutluyorum. Güzel üst üste heyecanlar yaşıyor Fatma. Yani biz de ortak olmaya gayret ediyoruz. Çok diyor. Mutluyum ben. Çok mutluyum. Çok keyifliyim. Demet Hanım'ın hediyesini merak ettik ama. Ha. Çünkü marka da söyleyemem. Yani bir ön bana aldığı hediyenin altında kalmadım tabii ki. Yani yakışanı yaptığımı düşünüyorum ama kendisi bilir tabii ki. İki ay sonra biz de yakışanı yapacağız ona. benim doğum günümde konuşuruz yani. Konuşuruz, ne alıp verdik evet. Birbirimize peki, diye. O zaman şeye dönmek istiyorum. Demet Hanım evde de çok hamarat olduğunuzu duyduk biz ama. Ha, öyle mi duydun? Ya Fatma Hanım'a pek ihtiyacı yoktur. Gürkan Bey'den dolayı diye düşünüyorum. yok tam tersi. Biz zaten gülmeye çok niyetliydik de seninle karşılaşmak çok daha iyi oldu, öyle söyleyeyim. Hamaratız yani. Yo, evet. Demet Hamarat ya, çok güzel bezelye yemeği vardır mesela onun meşhur. Yani 3,5 dakika boş olduğum günlerde biliyorsunuz ben hiç 11 yıldır ara vermeden çalışan biri olarak, bir emekçi bir kadın olarak. Yemekler lezzet, gayet evet, güzel şeyler yapıyorum. Çok nadir yapıyorum ama elim lezzetli, ben lezzetli. Öyle düşünüyorum. Peki en iyi yaptığını düşünüyorum. Etli bezelye tabii etli ki. Bezelye. Benim en azından favorim. Karaşımşek, mercimek yemeği bayılırım, bilirsin. Bu arada anneler çok güzel yapar. Bizler onu yapmak için çok gayret ediyoruz ama daha oraya erişemedik yani. Peki kendi yaptığınız annenizin yemeğinin tadını alamadığınız bir yemek var mı? Aslında annemin çok iyi yapıyor. Annemin yaptığı yemeğin tadını ben kendi yaptığım yemekte de geldiğim en güzel restoranda da hiç alamam yani. Çünkü anne yemeği bambaşka bir şey. O yüzden ancak annemize sipariş veriyoruz yani öyle bir yemek istediğimizde. Evet. Çünkü aile yemeği, anne yemeği dediğin şey gerçekten önemli. Annem gibi yemek yapabileceğimi de düşünmüyorum bu arada. Hiç öyle bir iddiam yok. Benim yok. Benim annem geldi yeni burada. Arkadaşlar evlenince konu buna mı falan mı dönüyor? Ben de anlamadım. Biz hiç böyle şeyler konuşmuyoruz. Ya yemek konuşuyoruz şu anda. Demek ki evlenince böyle oluyor. Evet. Ben de herhalde evlendikten sonra falan. Sen de menüyü hazırla yani. Hazırlayayım en iyi yaptığım yemek. Benim annem de buradaydı. Evet. O da benim çocukluğumdan beri dolma çok severim. Ben asla bilir, herkes de bilir. Bütün arkadaşlarım bilir dolma hayranlığım. Annem geldi sağ olsun, iki gün eve kapandı her gün. Dolma sardı, bana difrize attı ve gitti. Annelerimizi seviyoruz. Evet, iki varlar yani. Bol olsun. Dedim ki Gürkan Bey bildiğimizi söyledik ama Oğuzhan Bey'e sormak istiyorum. Hı-hı. Hamarat mı dedi? Evet. Arkadaşlar ne olursa olsun bir şey söylediğimizde hep bir cümleyle başlık oluyor yani. O yüzden özür dilerim Oğuzhan, maalesef hiç mutfağı sevmiyor. Gerçekten. Yapamıyor mu yoksa deniyor mu? Yok, yapmak istemiyor. Ya öyle bir niyeti yok yani, hiç olmadı. Ya, açık bir şekilde anlatıyorum. Evet. Peki projeler demek istiyorum. Sizin de bir yeni projeniz var sanırım. İlim Bey'le olacaksınız diye biliyorum. Evet, yani çok üst üste böyle haberler çıktı. Aslında ben sana çok isterim ki net bir şekilde bir şey söylemek. Ki hiçbir zaman da yaptığım şey ve görüştüğüm şeyleri hiç saklamadım ama şu anda görüşülüyor. Ama
bir şeye karar verilir. Hangi iş olursa olsun bu arada. Şimdi spesifik bir şey de söylemeyeyim sana ama imza atılma aşamasına geldiğinde ben her şeyi çok güzel bir şekilde dile getirebileceğim. O özgürlükte olacağım. O yüzden şu anda görüşülüyor diyeyim. Böyle bir parantez yapalım. Seni de kırmamış olayım, olur mu? Fatma Hanım'a sormak istiyorum. Sizin bir görüştüğünüz bir dizi birlikte oynamak ister misiniz ya da? Ben çok istiyorum bu arada. Buradan yapımcıları duyurmak istedim. Ya yiyeceğim seni. Evet, biz bir tane bir şey yaptık. Bir tane daha yaparız gibi geliyor inşallah. Benim bir tane şu an dijitalde bir, söylemeyeyim ismini, henüz yakında herhalde çıkar. Kayıttan bir... sonra ben sana söyleyeceğim, söz veriyorum. Çünkü ben senden bir şey saklamam. Öyle mi? Saklanmaz mı? Söyleyeceğim bu arada. Bir dijitale bir şey yaptım, sinema filmi. O yüzden de saçım böyle bu hale geldi. Bir tane de tiyatro oyunum var BKM'de. Zorla Güzellik Olmaz diye çok keyifli bir oyun yaptık. Dün de premieriydi. İnşallah karşılığını bulur. Gerçekten çok tatlı bir kadın oyunu yaptık. Günümüzü de anlatan. Hem komedi aynı zamanda. Kadın hikayeleri seviyoruz ya çok. Seviyoruz, evet. Kadının olduğu her şeyi seviyoruz. İyi ki varız diyorum yani. Ne diyeyim bilmiyorum. İyi ki doğdun aşkım yani. Bence ne diyeyim. Birazcık normalde düşüneceğim ama geçtiğimiz haftada biliyorsunuz tiyatro oyuncuları bir tarafı tabii. Aa evet ya. Çok büyük geçmiş olsun. Ve çok da yakından tanıdığım arkadaşlarım benim, vardı. Melis de öyle bu arada. Yani çok üzülüyoruz tabii ki böyle şeyler duyduğumuzda. Allah rahmet eylesin, evet, gerçekten. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Yaralı olanlar da var biliyorsunuz. Ameliyata giren çıkanlar da var. Allah acil şifa versin. Bizi yürekten tabii ki üzdü. Yani inanılmaz içimiz titredi yani. Çünkü ne olursa olsun bir cümleyle gittiğinde, yani insanlara bir şeyler yapmak için bir yolculuğa çıktığında oranın dönüşünün böyle kötü bir hikayeyle bittiğinde çok üzülüyorsun. Hepimiz yolculuklar ediyoruz ama bu bambaşka bir yolculuk bence. O yüzden bambaşka, daha da üzüldüm. O yüzden bu mesajı da çok teşekkür ediyorum, evet, iletmiş olalım. Bundan sonra da artık zaten konuşmayalım, bence röportajı da bitirelim yani. Çünkü çok içinde evet. Başka bir şey var yani. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlarımıza da bir an önce acil şifalar diliyoruz gerçekten. Çok çok zor. Çok zor yani onlar için, yaşayan için çok zor. Allah sabır versin diliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kayıttan sonra söyleyeceğim birkaç bir şey anlatacaktık hep. Ne haber, nasılsınız? İyi, siz sormadınız. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Herkes grip mi? Benim biraz gibi. Biraz de benim de öyle. Ha? Benim grip değil de böyle ses falan gitmeye başladı. Çok zor. Herkes naneli mi? Evet, Gonca Hanım geçmiş olsun diyerek başlayalım o zaman. Evet. Bu salgından nasibini alan ünlülerden. Evet yani. Bir ton, artık sadece Covid değil herhalde kış sezonuna yakın bir ton salgın çıktı şu anda griple alakalı. Ben de birazcık şey yaptım. Ona rağmen iyi payımı gördük. Payımı aldım yani. İyi gördük ama. Yok, bugün arkadaşımızın özel daveti, geldik. Zaten evime de yakın, böyle biraz şey giyindim. Çok şık. Çok da güzel olmuş aslında, bir tablo gibi görüyoruz buradan da. Ha, çok sevdiğim. Evet, vatandaş evet. Güneşin ardından doğar teletabiler diye kötü bir espri yapayım ben de. İnanamıyorum ya. Vatan güneşin ardından doğan teletabiler. Askerden evet. Kalmadım. Hay Allah'ım yarabbim. Evet, evet abi. Film çıkıyor bu arada, hayırlı olsun diyelim. Film evet, Aralık'ta her şey dahil filmi çıkıyor. Şubat ayında bizim filmimiz çıkacak. Senaryosunu yazdığım arkadaşımla birlikte. O yüzden heyecanlıyız yani, bakalım. İşte dijital platformda bir sıcak kafa işimiz çıkıyor. Onunla ilgili heyecanımız çok yüksek. Önden bir izlemesini yaptık. Ufak ufak da böyle röportajlara başladık. Bayağı heyecanlı geçiyor yani. Ne oluyor arkamda? Allah aşkına söyleyeyim ya. Sıcak kafa da bayağı şu an. Kikir bunlar, ne yapıyorlar? Herkes çok mutlu. Sizi görünce zaten pozitif oluyorlar. Çok güzel, sizin güzelliğinize gülüyoruz. Bir şey oldu, söyle ya. Yok, hayır, gerçekten bir şey oldu. Sıcak kafa da bu arada fragmanı yayınlandı diye hatırlıyoruz. Evet evet, yayınlandı. O da çok beğenildi. Şimdi de artık izlenmeye bekliyoruz. Sevenlerimiz de bekliyor. Birazcık bahsedebilirseniz. Çok değişik bir proje olacak çünkü. Bir şey söyleyeceğim ya. İnsanlar anlamıyor mu izlerken? Siz böyle gidiyorsunuz. Sonra bir daha böyle gidiyorsunuz. Tutup geliyorsunuz. Evet ben evet. Ben saçı da kalıyor ya, o yüzden hani buraya doğru kaymaya başlıyorlar. Yan profilden alalım. Peki.
Sıcak kafadan birazcık bahsedebilirsek çok değişik bir proje olacak. Çok beğeneceğini bir sona kadar eminiz ama birazcık detay verebilirsiniz. Fragman diye yayınlandı. Dijital platformda. Evet, Afşin Kum'un bir romanı. Mert Baykal çekti. Senaryolaştıran da o ve ekibi zaten. Birkaç bölümümüzü Umur Turagay da çekti. Ben de üçüncü bölümünde falan dahil oldum. Aslında tam benim hatırlarsınız bu kaza geçirdiğim, yandığım döneme falan denk geldi. Ama çok heyecanlıyım. Üstünden uzun bir zaman geçti ve hani nasıl oldu, nasıl bitti diye ön bir izlemesini yaptık. Herhalde Türkiye'de son yıllarda görülecek en yüksek bütçeli ve prodüksiyonlu bir iş. Ve hakikaten bunun karşılığını ekip çok iyi vermiş. Müthiş bir görsellik. Konusu zaten çok etkileyici. Hepimizin mutlaka kendine mesajlar çıkarabileceği bir konu. Bir karantina döneminden bahsediliyor ve karantinadan önce yazılmış bir hikaye aslında. Enteresanlığı da orada işin. Dolayısıyla da böyle çok fazla bilgi veremiyorum ama değişik bir iş. Umarım insanlar da beğenir yani. Çünkü karantinadan önce yazıldı, daha sonrasında davalar açayım ya, siz nereden biliyordunuz bunları, mesela herhalde çağırdınız ya. Yok vallahi tesadüf olmuş, farklı bir karantina şeyi, yani konuşarak bulaşan bir abuklaşma hastalığı, abuklama hastalığı üzerine. Herkesin böyle işte fragmanda da gördüğünüz gibi tüm şehrin kulaklıkla dolaştığı bir hikaye. Bu hikaye ekseninde dönen bir kurgu var. Bakalım. Hayırlısı çok merak benim. Ediyorum. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz Gonca Hanım. Üşütmeyin. Gülmeyin. Ne oluyor? Görüşürüz canım benim. Hoşçakalın.